Esrar Televizyon Ana Haber Bültenimizden mutlu akşamlar sayın seyirciler. Gelişmelerle karşınızdayız. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2022 yıl sonu enflasyon beklentisini %60.4 yükselttiklerini belirtti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2022 enflasyon tahminini %60.4'e yükseltti. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyon raporu 2022'ye 2 bilgilendirme toplantısında son 3 ay içerisindeki ekonomik gelişmelere, enflasyon tahminlerine ve makroekonomik görünümle ilgili değerlendirmelerine ilişkin açıklama yaptı. Yılın ikinci çeyreğinde enerji ve gıda başta olmak üzere küresel emtia fiyatlarında güçlü artışlar, küresel tedarik zincirinde aksaklıkların neden olduğu arz kısıtları ve döviz kuru gelişimleri tüketici fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam etmiş ve enflasyonda artışın temel belirleyicisi olmuştur dedi. Yılın ikinci çeyreğinde enerji ve gıda başta olmak üzere küresel emtia fiyatlarındaki güçlü artışlar, küresel tedarik zincirinde süre gelen aksaklıkların neden olduğu arz kısıtları ve döviz kuru gelişmeleri tüketici fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam etmiş ve enflasyondaki artışın temel belirleyicileri olmuştur. Enflasyon dinamiklerine ilişkin yapılan analizlerde gıda ve enerji dışı kalemlerdeki enflasyonun temel belirleyicilerinin yaşanılan dışsal arz şokları ve döviz kuru gelişmeleri olduğunu söyleyen Kavcıoğlu, yılın ikinci çeyreğinde ithalat birim değer endeksinin özellikle enerji fiyatlarındaki artışa bağlı olarak yükseldiğini ve enflasyonu yukarıya çeken ana unsurlardan biri olduğunun altını çizdi. 2022 yıl sonu enflasyon tahminini açıklayan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu şunları söyledi. Tüketici enflasyonu Haziran ayında yıllık bazda %7.6 oranında gerçekleşerek Nisan enflasyon raporunda öngördüğümüz patikanın üzerinde kalmıştır. Haziran ayı yıllık tüketici enflasyonunun %81.5'unun dışsal şoklardan en çok etkilenen gıda, enerji ve temel mal grupları kaynaklı olduğunu görmekteyiz. Diğer taraftan çekirdek enflasyon göstergeleri dahi daha olumlu bir görünüm sergilemektedir. Değerli katılımcılar, şimdi sizlerle anlattığım bu çerçeve dahilinde ürettiğimiz enflasyon tahminlerimizi paylaşacağım. Temel varsayımlarımız ve kısa vadeli öngörülerimiz çerçevesinde para politikası duruşunun sürdürülebilir fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda belirleneceği bir görünüm altında küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesi ve negatif arz şoklarının sona ererek enerji dahil emtia fiyatlarının normalleşmesiyle enflasyonun kademeli olarak azalacağını ve hedeflere yakın sayacağını öngörüyoruz. Tahminlerimize ilişkin belirtmek istediğim önemli bir unsur da tahmin aralıklarımıza ilişkindir. Enflasyon yükseldikçe enflasyon beklentilerindeki dağılım açılmakta, dolayısıyla enflasyonun tahmin edilebileceği aralık genişlemektedir. Bu durum tahmin patikamıza yansıtılmıştır. Bu çerçevede enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2022 yılı sonunda %60.4, 2023 yıl sonunda %19.2 ve 2024 yıl sonunda ise %8.8 seviyelerine tekabül etmektedir. Böylece 2022 yıl sonu enflasyon tahminini 17.6 puanlık güncellemeyle %42.8'den %60.4'e, 2023 yıl sonu tahminimizi ise 6.3 puanlık bir güncelleme ile %12.9'dan %19.2'ye yükselttik. Her iki yıl için başlangıç koşullarındaki güncelleme tahminler üzerinde sırasıyla 4.1 ve 4.4 puan kadar etkili oldu. Türk lirası cinsinden ithalat fiyatları ve gıda fiyatları varsayımlarındaki güncellemeler 2022 yıl enflasyon tahminlerini sırasıyla 7.4 ve 3 puan kadar yukarı çekerken 2023 yılı enflasyon tahminlerini 0.1 ve 1 puan yükseltti. Yönetilen yönlendiren fiyatlardaki ayarlamalar ve reel birim ücretlerindeki artışın 2022 yıl sonu enflasyon tahminini
toplamda 2.8 puan artırıcı etkisi oldu. Bu kalemlerdeki güncellemenin 2023 yıl sonu enflasyon tahminine katkısı ise 0.9 puan ile daha düşük kaldı. Öte yandan 2022 ve 2023 yılları için çıktı açığındaki güncellemenin tahminlere etkisinin oldukça sınırlı kalacağını hesaplıyoruz. Türk İş'in 70. yıl dönümü dolayısıyla Türk İş Afyonkarahisar İl Temsilcisi Muharrem Uslu ve sendika üyeleri sendika binasında basın toplantısı gerçekleştirdi. Uslu açıklamasında 70 yıldır Türk İş'in ülkenin emekçilerine umut olduğunu ifade etti. Türk İş'in 70. yıl dönümü dolayısıyla Türk İş Afyonkarahisar İl Temsilcisi Muharrem Uslu ve sendika üyeleri sendika binasında bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Uslu açıklamasında 70 yıldır Türk İş'in ülkenin emekçilerine umut olduğunu ifade ederek Türk İş'in emek mücadelesine öncülük ettiğini ve yol gösterdiğini söyledi. Sayın basın mensupları, kıymetli Türkçe bağlı şube başkanlarımız, yöneticilerimiz, hepinizi selamlıyorum. Türk İş İl Temsilciliğinde bugün Türk İş'in 70. yılı, kuruluş yılı kutlamasını yapmaktayız. Tabii yurdumuzun en eski ve en büyük emek örgütü Türk İş, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun 70. yılını kutlamaktadır. Yani Cumhuriyet 100 yaşında, Türk İş 70 yaşında. Türk İş 31 Temmuz 1952'de kurulduğu günden bugüne ülkemiz emekçilerine umut, adeta onlara kara deryalarda yol gösteren bir fener oldu. Olmaya da devam edecek. Türk İş tarihi, Türkiye emek mücadelesini, Türkiye işçi sınıfı mücadelesinin tarihi haline gelmiştir. Yurdumuzun tüm çalışanları, emekleri, yaşamını alın teri dökerek kazananları, hakları söz konusu oluncaya dek Türk İş'e döner. İşçisi, köylüsü, esnafı Türkiye'de bir şeyler olduğunda Türk İş ne diyor, Türk İş ne iş yapıyor, Türk İş nasıl düşünüyor diyerek böyle sorular sorar ve yol gösterici olduğunu ifade eder Türk İş'in. Yani Türk İş bir nevi kar çürüyücüsüdür. Ülkemizde işçi hak ve özgürlükleri adına elde edilen her kazanımda Türk İş başrolü oynar. Türk İş yeri gelir masada, yeri gelir alanlarda mücadele eder. Ama herhangi bir siyasi partinin asla ve asla arka bahçesi olamaz. Ülkemizde işçi hak ve özgürlükler adına elde edilen her kazanımda Türk İş'in imzası vardır. Türk İş verdiği mücadelede kimse geçim sıkıntısı çekmesin, kimse çocuğunun önünde mahcup olmasın diye mücadele eder. Yani Türk İş mücadelesi herkesin insan oluna yakışır bir yaşam sürmesi için verilen mücadeledir. Uslu, Türk İş yaşamını emeğiyle sürdüren hiç kimsenin başını öne düşürmedi diyerek sözlerine şöyle devam etti. Türk İş toplumsal huzurun, üretilen rafın emekçilerin hakça almayı mümkün olacağına inanır. Türk İş işçi, işçinin, emekçinin evinde huzur olsun ki toplumda da huzur olsun ister. Türk İş sosyal adaleti savunur. Birinin yiyip diğerinin bakmadığı, kıyametin kopmadığı, yaşanır bir dünya için mücadele verir. Türk İş gerçek anlamda demokrasinin, işçilerin toplu sözleşmeli, sendika örgütlenmeleriyle kurulacağını söyler. Onlarca yıla dayanan mücadele birikimiyle Türk İş 70 yılı geride bıraktı. Onlarca yıl içinde buhranlı birçok dönemden geçen Türk İş, örgütlü yüz binlerce üyesi ve yurdumuzun emekçilerinin güvenini sayesinde
bugüne kadar geldi. Türk iş yaşamını emeğiyle sürdüren hiç kimsenin başını önüne düşürmedi. Yüzünü kara çıkarmadı. Bundan sonra da çıkarmayacak. Afyonkarahisar'da doktorluk yapan Serkan Erdaş ve Mert Bozok birlikte alternatif tıp ve modern tıpı birleştirerek Yaşam Klinik Merkezi açtılar. En uygun fiyatla halka hizmet vereceklerini söylediler. Afyonkarahisar'da doktorluk yapan Serkan Erdaş ve Mert Bozok birlikte alternatif tıp ve modern tıpı birleştirerek en uygun fiyatla halka hizmet vereceklerini ifade etti. Afyonkarahisar'da doktorluk yapan doktorlar Serkan Erdaş ve Mert Bozok, Selçuklu Mahallesi 1482 sokak üzerinden dün düzenlenen törenle Yaşam Klinik Merkezi'ni açtı. Afyonkarahisar'da özel sağlık muayeneleri konusunda eksiklikler olduğunu düşündüklerini ifade eden doktorlar, Erdaş ve Bozok, 24 saat acil hizmetleri, evde bakım hizmetleri, hacamat, sülük, ozon, mezoterapi, medikal estetik işlemleri yaptıklarını belirtti. En uygun fiyatlarla en kaliteli sağlık hizmetlerini sunacağız. Doktor Erdaş ise Afyon'da eksik olan hizmetleri tek çatı altında toplamayı ve kaliteli hizmet sunmak istediklerini söyleyerek güler yüzlü ve kaliteli ekibimizle Afyon halkına her zaman hizmet etmeye hazırız. En uygun fiyatlarla en kaliteli sağlık hizmetlerini her daim Afyonkarahisar halkına sunacağız ifadelerine yer verdi. Açılışa Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, İyi Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Muhammed Mısırlıoğlu, iş insanı İbrahim Alimoğlu çok sayıda davetli katıldı. Yapılan dualar ve kesilen kurdele sonrasında açılış gerçekleşti. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Fen Lisesi'nde görevli 14 öğretmen bize yenilik gerek Erasmus Okul Eğitim Projesi ile Almanya ve İtalya'da eğitimlere katılarak Sandıklı'yı tanıttı. Öğretmenler Erasmus'ta Sandıklı'yı tanıttı. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Fen Lisesi'nde görevli 14 öğretmen bize yenilik gerek Erasmus Okul Eğitimi Projesi ile Almanya ve İtalya'da eğitimlere katılarak Sandıklı'yı tanıttı. Sandıklı Fen Lisesi'nin Avrupa Birliği Bakanlığı Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 25.220 euro bütçe ile finanse edilen Bize Yenilik Gerek adlı Erasmus Okul Eğitimi Projesi ile 14 öğretmen Almanya'nın Dorsen ve İtalya'nın Milano kentine eğitimler aldı. Web 2.0 ve eğitimde dijitalleşme konularında eğitim faaliyetlerine katılan 14 öğretmen, eğitim esnasında okulları yerinde izleme imkanı bulurken Sandıklı'nın tanıtımına katkıda bulundu. İkinci Küçük Sanayi Başkanı Bekir Koçak'ın vefat eden babası, dün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından sonsuzluğa uğurlandı. Koçak ailesinin acı günü. İkinci Küçük Sanayi Başkanı Bekir Koçak'ın vefat eden babası dün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından sonsuzluğa uğurlandı. Afyon esnaflarından Ali Koçak, emekli din görevlisi Ömer Koçak, İkinci Sanayi Başkanı Bekir Koçak, Sarraf Ömer ve Mustafa Koçak'ın babası, Tarım İl Müdürlüğü'nden emekli Bilal Doğru, Köy Hizmetlerinden emekli Hasan Akın Türk'ün kayınpederi Osman Koçak vefat etti. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Merhumların ruhları için, bütün geçmişlerimizin ruhları için, Allah rızası için, El-Fatiha. Koçak'ın ölümü sevenlerini üzüntüye boğdu. Merhum Koçak için dün öğle namazına müteakip Paşa Camii'nde cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından Koçak, Kocatepe Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Namaza Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner, sanayi esnafı, Koçak ailesinin sevenleri ve vatandaşlar katıldı. Osman Koçak'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Sayın seyirciler, Van'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 25 yaşındaki genç kadının midesinden bakın neler çıktı. Bu gördüğünüz metal cisimler ne bir hurdacıdan ne de inşaat malzemesi satılan bir yerden inanılmaz bir şekilde bir insanın midesinden çıktı. Van'da yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu bildirilen
25 yaşındaki bir kadın hasta, iğne yutmaya bağlı karın ağrısı şikayetiyle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tomografi sonrası hastanın midesinde tel ve bazı yabancı cisimlerin olduğu rapor edildi. Hastayı ameliyata alan doktor ve ekibi ise mideden çıkanları görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Tırnama kası, bıçak, teli, ayna, kelebek de vardı. Bıçak uçları, bıçak uçları, bıçak uçları. Laylon poşetler. Bıçak uçları, bıçak uçları. Can parçaları da var. Faruk, bunu bir sayılır ama iki tanedir. Genç kadın hastanın midesinden tırnak makası, çakı, meyve bıçağı, cımbız, çivi, iğne, çuvaldız, tığ, vida, çengelli iğne, anahtar, madeni para, saç tokası gibi metal parçalarıyla plastik ve cam parçaları çıkarıldı. Meyve bıçağı gibi kesici cisimlerin bir poşete sarılı vaziyette olması doktorların dikkatini çekti. Poşetler sararak, poşetlerin içinden çıkarmış bunları da böyle sararak çıkarmıştık. Şu şekilde bıçakların çoğunu yine bile sarmış. Şöyle bu şekilde sararak çıkarmıştık. Bunlar tokalar, evde ne varsa, evde her türlü şeydi, cam parçaları, çiviler yine çeşit çeşit, paralar, anahtarlar, fermuar etmiş. Sana bıçak ucu var, onları poşetlere sarmış, şu kelebek tarzında çakı yutmuş, büyük çuvaldızlar, bunları bükerek yutmuş. Tırnağıma kasları, bütünü arayınca başvurmuşlar. Biz de açınca açıkça sok olduk, yani beklemedik bu kadar bir şey. İki parça diye girdik, iki parça diye girdik. Filmde tel, film çektik ameliyat öncesi ama filmde tel, daha çok bize böyle tel yutmuş gibi geldi. Tel diye raporlandı. Bu kadar malzeme açıkçası beklemeyi bizi de şok etti bu kadar çeşit malzeme. Midesinden çıkan 158 cisimle doktorları hayrete düşüren hasta sağlığına kavuştuktan sonra taburcu ediliyor. Genel cerrahi uzmanı operatör doktor Yusuf Tekeş, hastanın iğne yutmaya bağlı karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürüldüğünü belirtti. Tomografi sonucunda iğneyle birlikte yabancı cisimlerde tespit ettiklerini ifade etti. Midesinde 158 yabancı cisim çıkarıldığını ve daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadıklarını dile getirdi. Bu hastamız öncelikle acile bize karın ağrısı nedeniyle, yani sadece bir tane iğne yutmaya bağlı karın ağrısı nedeniyle başvurdu. Yaptığımız tetkiklerde iğneyi gördük ama yabancı cisim de gördük hani midede ama bu kadar büyük bir şekilde beklemiyorduk açıkçası. Tomografi çektik, direkt filmler çektik. Raporda bize tel yutmuş, tel olabileceğini belirttiler arkadaşlarımız. Mideyi açınca bu kadar çeşitlilikte, bu kadar büyüklükte, çeşit muhtelif yata yabancı cisim görünce biraz açıkçası şaşırdık. Hastamız şu anda iyi, ameliyat ettik hastamızı. Şu an hiçbir şey kalmadı. Ameliyat sonrasında film çekti. Hiçbir yabancı cisim kalmadı. Hastamızda şu an genel durum iyi. Tedavisi devam etmekte hastamızın. 158 adet yabancı cisim gördük. Hiç bu kadar görmemiştim daha önce açıkçası. Ekip olarak hiç görmedik. Şaşkınlık, üzüntü. Genç bir kız. Üzüntü yani açıkçası. Şaşırdık. Neyse ki ameliyat başarılı geçti. Hastamız şu anda iyi olması bizi sevindirdi. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde Van'da yine karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 35 yaşındaki hastanın midesinden de çıkan 83 lira madeni para ve metal parçaları da herkesi şaşırtmıştı. Hastamız 35 yaşında erkek hasta. 20 günlük bir karın ağrısı şikayeti nedeniyle ailesi tarafından dışarıda bir hastaneye müracaat ediliyor. Orada çekilen filmlerinde karnında yabancı cisimler olduğu görülüyor. İleri tetkik ve tedavi amacıyla bize yönlendirildi. Biz hastaya değerlendirdiğimizde hastanın midesinin çok aşağı doğru çekilen, midesini çok aşağı doğru çeken yabancı cisimlerin olduğunu gördük. Bunun üzerine hastayı bir endoskopiye aldık. Endoskopide mide içerisinde çok sayıda metalik taş, çivi ve metal para olduğunu gördük. Volümün çok fazla olması nedeniyle hastaya açık cerrahi kararı verdik. Cerrahi ekibimizle beraber hastayı ameliyata aldık. Yaklaşık 2 saatlik bir ameliyat sonrasında görüntülerde gördüğünüz yabancı cisimleri çıkardık. Asayiş haberlerimizle bültenimizi sonlandırıyoruz. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı. Kaza
Afyonkarahisar Antalya Karayolu 65. kilometresi Sandıklı Zahire Pazarı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mehmet E. yönetimindeki 34DES176 plakalı otomobil ile Haydar U'nun kullandığı plakasız motosiklet kavşakta henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü Haydar U yola düşerek yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı motosiklet sürücüsü Haydar U, ardından ambulans ile Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Mehmet E, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis tarafından kazanın ardından başlatılan inceleme devam ediyor. Afyonkarahisar'da durdurulan bir arazi aracında yapılan aramada narkotik köpeğinin tepki verdiği stepne lastiğinin içinden 13 kilogram metamfetamin çıktı. Afyon polisi gerçekleştirdiği operasyonla son bir yılda en fazla uyuşturucu ele geçirdiği bir operasyona imza attı. Olay Afyonkarahisar-Kütahya Karayolu Karahisar Köprülü Kavşığı yakınlarında meydana geldi. Eğitimli narkotik köpeklerinin de kullanıldığı aramada arazi aracının stepne lastiğine köpeğin tepki vermesi üzerine lastik yerinden söküldü. Ardından havası alınan lastik polis tarafından levye ile janttan söküldü. Sökülen lastiğin içine ekipler toplam ağırlığı 13 kilogram olan metamfetamin isimli uyuşturucu ele geçirdi. Olayla ilgili ikisi yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Olayın ardından araçlarda bulunan ikisi yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alınırken öte yandan gerçekleştirilen operasyon ise ambeyan polis kamerasına yansıdı. Görüntülerde köpeğin tepki vermesi üzerine aracın stepne lastiğinin sökülüp ardından uyuşturucunun ele geçirilmesi yer alıyor. Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan boya yüklü tır kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptıktan sonra yol ortasındaki refüje devrildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazanın ardından ciddi miktarda maddi hasar meydana geldi. Kaza Afyonkarahisar-Konya Karayolu Çay ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ümit K. idaresindeki 33AS-096 çekici sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Tır önce kırmızı ışıkta bekleyen Muharrem Y.'nin kullandığı 42UL-252 plakalı otomobile çarptı, ardından yol ortasındaki refüje devrildi. Kazanın ardından tırın dorsesinde bulunan tonlarca boya kutusu etrafa dağıldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken ciddi miktarda maddi hasar meydana geldi. Afyonkarahisar'da kaçırdığı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şahıs tutuklandı. Tutuklanan şahsın tanınmamak için yüzünü tişörtü ile kapatması dikkat çekti. Olay Bolvedin ilçesi merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 24 Temmuz'da MBK isimli şahıs kendisine aşık olduğunu söylediği 18 yaşından küçük kızla görüşme bahanesiyle bir araya geldi. Ardından kız çocuğunu kaçırdığı iddia edilen MBK cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Olay çocuğun yaşananları ailesine anlatmasıyla ortaya çıktı. Çocuklarının olayı anlatmasının ardından aile üyeleri polise başvurdu. Ailenin şikayeti üzerine MBK, Bolvedin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.